Merhaba sevgili dostlar, YouTube kanalımdan sevgiler arkadaşlar. Köydeki sukulentlerimin içerisinde satışa koymak istediklerim var. Kendi saksılarımın, ana saksılarımın, ana çolanların dışında yeni bebeklikten çıkmış orta boyda olan artık satışa uygun hale geldiğini düşündüğüm sukulentlerim var. Onların satışını yapmayı düşünüyorum. Birkaç haftadır arkadaşlar benden haber bekliyorlar. İşlerimi de çoğunu bitirdim. Artık satışa yönelebilirim. Ve sukulentlerim de biraz daha toparlandılar. Artık da canlandılar. Renkleri, formları da güzel oldu. Artık satışını yapabilirim. Mesela bu kasamdaki şu kasamı satışa çıkaracağım. Normal graptolarımı, şuradakileri, şuradakileri. Yani burada gördüğünüz birçok sukulentimi satışa alacağım. Bakın burada yakından size göstereyim. Çok güzel türler var. Bakın burada bir kruzlar var. Renkleri muhteşem olmuş. Formları çok güzel. Bir kruz var. Pink Rainbow'ya benziyorlar. İnanın yani tam olarak hangisi olduğunu bilmiyorum. Pink Rainbow'ya da benziyor. Ben bunu Kul Tasarım'dan almıştım. Fatoş Hanım'dan almıştım ondan. Böyle setler halinde almıştım. Güzel özel türler. İçlerinde hangi türler varsa ben o zaman onları hepsini çoğaltımını yapmıştım. İsimlerini de hatırlamıyorum. Çok almıştım. O yüzden çoğunun ismini bilmiyorum ama çok güzel türler olduğunu biliyorum arkadaşlar. Bunların satışını yapmayı düşünüyorum. Bakın şurada bunlar hep bebek olanlar. Toparlandılar. Güzel türler var içinde. Klasik türler var. Şöyle yakından göstereyim. Ben bu türe bayılıyorum arkadaşlar. Bu tür çok güzel. Şu tür çok güzel. Bakın çiçeğe durmuşlar artık. Güzel türler var. Evet böyle. Arkadaşlar boğazıma gıcık girdi. Bakın burada hemen yakından size göstermek istiyorum ki hani soran arkadaşlar olursa bakın arkadaşlar bu. Blue Lotus bu özel bir tür, bu özel bir tür. Serena bunlar güzel türler. Bunlar güzel türler arkadaşlar. Bunlar şu özel bir tür. Bunlar da sanırım özel diye almıştım. Perle'nin bir türü. Perle değil de bir türü yani. Onlar da özel. Bakın şurada güzel bir tür var. Özel bir tür var. Bunlar zaten Blue Mist arkadaşlar. Üçlü olarak şurada da var. Bakın renklerini görüyor musunuz? Muhteşem olmuşlar. Yani biraz daha şu oldu mu daha büyüdükçe daha da mavi olacaklar. Şu anda renkleri çok güzel. Bakın güzel türler var burada da. Şöyle yakından gösteriyorum. Bu tür çok güzel. Bu da yabancı bir tür. Bu da güzel bir tür. Buradakiler hepsi öyle. Bakın bunlar toparlandılar. Bunlar hepsi güzel özel türler arkadaşlar. Kaktüs marketinden aldıklarım. İçerisinde ISL'den aldıklarım var. Kul Tasarım'dan aldıklarım var. Bu da aynı şekilde şöyle yakından gösteriyorum. Dediğim gibi çelik olarak aldıklarım vardı. Çoğu bebek. Bebek oldukları için yeni toparlandılar. Bakın burada nanalar var. Bunlar özel bir tür. Nana var. Bir de başka bir türü. O da güzel bir tür. Burada normal bu Mendoza ve Miriana herhalde. Hemen böyle dip dibe atmıştım. Burada da güzel büyümüşler. Dediğim gibi şuradaki kasamı şöyle yakından gösteriyorum ki hani büyüyenler var. Güzel çok büyüyenler var. Beşik saksı boyutunda olanlar var. Daha da kocaman olanlar var. Bunlar kocaman arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bakın büyükler. Hani bir boyut veremeyeceğim ama kocamanlar. Debiler var. Bakın buradaki debi kocaman olmuş. Fred var. Şuradaki güzel özel bir tür. Evet, bu da özel bir tür arkadaşlar. Yani kasalarımın içerisinde yarı yarıya özeller de var, klasikler de var. Hangisini? Şurada. Şunlar benim anaçlarım. Bakın bunlar benim anaçlarım. Anaçlarımdan da satışlarım olabilir. Dev gibi olmuşlar, çok büyümüşler. Tabii onların fiyatları biraz daha değişir çünkü kaç yıllık sukulentlerim. Burada da Graptoveria'lar var. Bunlar Graptoveria'lar arkadaşlar. Renklenecekler. Arada bakın Akalius'lar var. Şunlar da güzel özel bir tür. Bunlar Kaliforniyalı arkadaşlar. Şuradakiler. Bakın bunlar Kaliforniyalı. Bunlar da biliyorsunuz özel bir tür.
Amerika'dan gelen, bendeki türlerin yani yarıya yakını Amerika'dan gelen türler. Çoğu yarısını, ismini, bir kısmını biliyorum, bir kısmını bilmiyorum. Burada normal klasikler var, bakın. Şunun ismini unuttum ya. Gitti aklımdan vallahi. Neydi bunun ismi? Güzel bir isimleri vardı ama. Şu aradaki bakın çok güzel olmuş. Bunların çoğu yapraktan büyüklükleri. Bakın şurada da güzel türler var. Çok hoş türler var burada da. Renkler güzel olmuş. Toparlanmışlar. Minnoş minnoş olmuşlar. Arada iki tanesi yaprak döktü. Hiç ellemedim. Bakın hemen yapraklar da bebeğe durmuşlar. Şunlar çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın çok güzel oldular. Ve mavi ucularda da kızarmalar başladı bunlar. Bu türde. Bakın mavi olmuş. Ucularda da kızarmalar başladı. Bunlar veralar. Yetişemiyorum. Bakın yakından göstereyim. Veralar da çok güzel olmuşlar. Biraz duvarın dibinde olduğu için aslında oradan almayı düşünüyorum. Biraz fazla güneş vuruyor orada. Şurada da var. Burada da güzel türler var ama şöyle yaklaştırabileceğim. Buradan eğer hani siz buradan böyle görebiliyorsanız istediğiniz bir tür olursa bana söylemeniz yeterli. Üzerini işaretlemeniz yeterli arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Veralar var, bronzeler var. Bronzenin bir başka türü var. Dediğim gibi 2-3 türü var. Ben çok çıkaramıyorum isimlerini. Şu saksıma bakınız. Güzel olmuşlar. Arkadaşlar dediğim gibi bazıları birkaç tanesinin dışında çoğunu satışa koydum. Şunlar özel tür. Bunu hemen söylemek istiyorum. Bakın şuradaki özel tür şu. Şu üçü özel tür. Bunlar Blue Lotus dediğimiz tür. 3 tane tek bebeğim var. Epey bir yaprak indirdim ama sadece 3 bebek elde edebildim. Bu özel bir tür arkadaşlar. Şunlar. Üçü de Kore ürünü. Bunlar üçü de Kore ürünü. Bu 4 rozetli. Bu 5 rozetli. Bu 2 rozetli. Bakın bunlar çok özel. Sadece bunlardan var bende. Epey uğraştım üretmek için. Satışını hani öbek olarak aslında kıyamıyorum. Satsam mı satmasam mı diye düşünüyorum ama belki bir tane öbeği bırakıp diğerlerini satabilirim. Çelik olarak da satabilirim. Öbek olarak da satabilirim. Eğer isterseniz boyutunu da gösterebilirim. Ve gelişmeye başladı. Maşallah çok güzel gelişiyor. Bir hafta 10 gün sonra bu daha farklı olacaktır. Boyutu büyüdükçe fiyatı da değişir. Şu tür çok güzel. Çok seviyorum. Arkadaşlar hala biz fideleri ekiyoruz. Ben ara verdim. Yemek molası arası verdim. Çay da yaptım. Çay yaptım şimdi. Eşime çay götüreceğim. O arada da hemen bir video çekeyim. Baktım sukulentlerin durumu iyi. Artık dedim bunları hani biraz satışa koyayım. Bakın bunlar hep bebek. Minik minik bebekler. Büyüyor. Klasikler bunlar. Şurada da güzel türler var. Arkadaşlar benim türlerim hepsi doğal ortamda büyüyorlar. Köyde topraklarını görüyorsunuz. Doğal hayvan, yanmış hayvan gübresi kullanıyorum. Bakın bunların uçları pembiş pembiş olmaya başladı. Görüyor musunuz? Maşallah. Bunlar büyüdükçe bambaşka bir şey oluyor. Şuradaki saksım kasamı da hemen size yakından göstereyim. Bunlar da büyük olanlar. Şöyle bakın. Arkadaşlar çok güzel olmuşlar. İnanın şey gibi, tebrik kartı gibi olmuş. Telefonum şu anda terasım gölge olduğu için çok göstermiyor kendini. O renkleri çok güzel olmuş. Şuradaki pembişler de güzel, pembe graptolar. Bakın pembe graptolardan fazla kalmadı elimde, bunlar var. Tekrardan üretmedim, fırsat bulamadım. Yani fazla üretemedim, fazla bu türe üretim yapmadım. Biraz yabancı ithal türlerden almıştım. O yüzden klasiklerimden hani arada böyle kopan çürüyen yapraklı kökler olunca, sukulentler olunca onların yapraklarından sadece hani çoğaltabilmiştim. Ekstradan üretim yapmadım, çoğaltma yapmadım çünkü yerim yok gerçekten. Şu da güzel. Burada da böyle var güzel türler. Şurada havortya türleri var arkadaşlar. İnanın oraya keşke yetişebilsem, size onları göstereceğim. Hani yani satış için demiyorum ama sadece güzelliği için göstereceğim. Uzun zamandır oradalar.
Bakın şurada bir tür var, şurada çiçek açmış. Havartiyanın böyle hani şey türü vardır ya, böyle su olur, boncuk gibi olur, su damlası gibi böyle kocaman kocaman olur. Şu öveyi görüyor musunuz bu? Bunlar da çok güzel olmuş. İki tane kivim tek kaldı. Ben de daha önce de söylemiştim, kivi olmuyor. Hani bunları buradan almayı hiç düşünmüyorum. Çünkü gerçekten kalabalığın içinde böyle karışık oldu mu ölmüyorlar. Ama ayırdım mı ölüyorlar. Arkadaşlar sizin de imkanınız varsa sukulentlerinizi gerçekten hani tekli saksılara değil de böyle bir, yine saksının içerisinde birkaç türü bir arada tutarsanız çok güzel oluyorlar. Bu sukulentler yalnızlığı hiç sevmiyor, onu söylemek istiyorum. Çok da böyle tıkış tıkış yapmayın ama böyle biraz daha birkaç tane arkadaş oldu mu daha çok mutlu oluyorlar. Bakın bu havorti türleri, şunu göstereyim size, bakın şunun çiçeğine muhteşem olmuş. Allah'ım nasıl olmuş bunlar, kocaman olmuşlar yakından. Keşke gösterebilsem size. Çok güzel olmuşlar. Burada da baldilerim var. Graptolar var, baldiler var. Klasik olan türler var. Klasik türlerimi yine, bakın rozetlerini görüyor musunuz arkadaşlar? Kocaman olmuşlar. Yine geçen senenin fiyatlarından kocaman rozetleri 25'e vereceğim. Hiç yükseltmeyeceğim. Bir tane geçen seneden kalmış bir sürpriz var burada. Bakın burada. Kocaman olmuş, dev gibi bir tane graptoveria var. Bu bir aya, iki aya, bir aya kalmaz harika bir renk alacak. Bunu burada hep beraber göreceğiz inşallah. Yavaş yavaş renklenmeler başlayacak graptoveriyalarda. Dediğim gibi klasik türlerinde 25 aynı fiyat, yine aynı fiyata vereceğim. Şunu da size göstermek istiyorum. Bakın agavelerim yavru veriyor. Minnoşlar da çiçek veriyor. Bakın arkadaşlar. Kaktüsler güzel gelişmeye başladı. Bunlar fideleri, su verdim buraya getirdim ki biraz daha şey olsunlar. Hava sıcak olduğu için seradan çıkarttım. Tekrardan seraya koymak istemedim. Çünkü ezilir diye burada tutuyorum. Arkadaşlar bunlar da Granovia. Granovialarım çok büyüdü, çok güzelleştiler. Bakın hemen en küçük rozeti 5'lik saksı boyutunda neredeyse. Bakın 5'lik saksı boyutunda dev gibi oldular. Gelişimleri çok güzel. İsterseniz Granovia'ların da satışını yapabilirim arkadaşlar. Ona bir fiyat biçmedim. Bir ihtimalle hani piyasadaki Granovia'lara göre o öyle ona yakın, belki biraz daha düşük bir fiyatına da verebilirim. Ama Granovia'lar benim için özel olduğu için büyük ihtimalle bunlarda indirim yapmam. Çünkü zaten bir saksım var. Başka da yok. Hani hepsini satmam ama böyle bir içinden bir 5-6 tanesini satışa koyabilirim. Evet, bunu da böyle göstermek istedim. Kocaman olmuş şu. Şunlar arkadaşlar. Acaba yani yavru mu veriyor? İncir mi bu? Bunun gibi daha önce de olmuştu ama yavru verdi. Büyük bir ihtimalle yavru veriyor. Evet. Keşke incir olsa. Normalde bunlar incir tutan, Frank inciri dediğimiz o tür apuntyalar, kaktüsler. Keşke tutsaydı. Çok güzel olurdu. Vallahi görünce sevindim ama bilmiyorum ki. Bakalım hele. Artık incir mi tutucu, meyvesini mi verecek, yoksa yine bebek mi verecek, bakacağız. Evet arkadaşlar, şöyle hemen şöyle size hemen göstereyim. Dediğim gibi kasalarımdakilerin çoğunu satışa koydum. Almak isteyenler, arada en güzellerini kim seçmek isterse artık buradan söylemek istiyorum. Arkadaşlar bu şekilde de göstereyim. İnşallah yakından tam olarak çekmişimdir. Anaç saksılarımı satışa koymayacağım. Ama isteyen olursa arkadaşlar, mesela bu benim Pink Ruby. Pink Ruby'in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Evet. 7 rozetli. 7 rozetli olduğu için isteyen olursa çelik olarak kesebilirim. Ama rozetler çok büyük. Hemen şimdiden söylemek istiyorum. Bakın burada da çok güzel türlerim var. Arkadaşlar arada Muhammed bir şeyler istiyor. Onunla ilgileniyorum. Bundan da çelikler aldım. Bir 8-9 tane çelik aldım. Bunun ismi Leo 26. Evet. Başka bir ismi de var. Bu da özel bir tür. Arkadaşlar bunu da çeliklerini kestim. Rozetleri kocaman büyük rozetler var. En küçüğü 5'lik saksı boyutunda. İsteyen olursa onların da satışını yapabilirim. Şu anda köklendirmeye almışım.
Yani siz onları köklenmiş olarak da düşünün. Köklü olarak satışa koyacağım. Çelik olarak koymayacağım. Köklü olarak koyacağım ki hani herhangi bir problem olmasın. Bunlar özel tür olduğu için köklendirmede belki arkadaşlar problem yaşayabilirler ama dediğim gibi bunların da özel bir tür arkadaşlar. Bunlar çok güzel bir tür. Yeni ithal tür. Bunun da satışını yapacağım. 8-9 tane rozetim var. Hepsini anıcı var bende. Yaprak da indirmiştim zaten. Bebekleri de yaprakları da çok güzel bebek veriyor. Onu da söylemek istiyorum. İnşallah onları da büyütürüm. Bunun da çelikleri köklü olarak satışa koyacağım. İsteyen olursa eğer. Başka şimdi aklıma gelenler bunlar. Dediğim gibi isteyen arkadaşlar olursa söylemeniz işte mesaj atabilirsiniz, resim atarsanız iyi olur. Tek tek hani şey yapamayacağım ama bu şekilde siz şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu söylemek istedim, bunun videosunu çekmek istedim. Evet, şimdilik böyle. Şöyle şuradan da bir göstereyim. Arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.